Merhaba arkadaşlar. Merak ettiğim bir hususu deneyip size de aktarmak istedim. Bu rejenerasyon biliyorsunuz elektrikli araçlarda var. TOGG'da bunun ne kadar getirisi olduğunu merak ediyordum. Bunu denemek istedim. Yapacağımız işlemde şöyle. Bu tepeye tırmanacağız. Ne kadar yaktığını ölçeceğim. Bir de inişte tamamen rejenerasyonu kullanarak ineceğiz. Ve ikisinin arasındaki farkı değerlendireceğiz. Bunun için öncelikle kilometreyi bir sıfırlayalım. Ne kadar çıktığımızı görelim. Evet, şu anda 2.4 kilometre tırmandık. %22 düştü. Devam edelim. ...3.1 kilometre geldik. Şarjımız da %21'e düştü. 50 kilowatt saatte bir yakıtımız olmuş. Şimdi dönüşü tekrar deneyeceğiz. Geldiğimiz yerde burası. Ergen kayak tesisidir. Şu anda %20 şarjımız var. Tamamen rejenerasyonu kullanacağız. Bakalım ne kadar şarj edecek. Ara ara böyle değerleri vereceğim. İkinci kademeyi açtığım zaman durma noktasına geliyor. O yüzden birinci kademeyi indirelim. Hala birinci kademedeyiz. Biraz serbest bırakacağım aracı. Şimdi açıyorum. İkinci kademe. Şu anda %1 arttı, yaklaşık 1 kilometrede. Henüz 3. kademeyi hiç kullanmadım. Üçüncü kademeye kadar açtığım zaman durma seviyesine indiriyor aracı.
Yolun en dik kısmı burası. Burada muhtemelen ikinci kademeyi ara ara isteyecektir. Birinci kademe burayı neredeyse tutmuyor. Hatta ikinci kademe de tutmuyor. Üçüncü kademeye kadar açma ihtiyacı doğdu. Tekrar ikiye alalım. Üçüncü kademe gördüğünüz gibi en dik rampada bile aracı tutabiliyor. Şu anda 1,8 kilometrede %2 artırdı. Birinci kademe aracı çok fazla tutmuyor. Burada 2 ve 3'ü açtım. Tamamen kapatıyorum. Kupa için ikinci kademeyi açalım. Buradan sonrası için çok fazla bir dik inişimiz kalmadı. Hatta deneme başlangıç noktasına da vardık gibi. Şu anda %2. Aracı biraz saldığım zaman bazı yerlerde birinci kademe bırakıyor kendini. Evet, başlangıç noktamız burasıydı. 3,1 kilometre %2 şarj etti. Buradan bir genelleme yapılır mı? Onu da bilemiyorum. Evet, son değerlendirmeyi yapacak olursak eğer 3 kilometre civarı bir tırmanma yaptık. 25'ten 22'ye düştü şarjımız. Daha sonra aynı yolu tamamen rejenerasyon yaparak indik. Orada da tabii yukarıda ben aracı yine kullandım. %20 şarj ile başladık. 3 kilometre iniş sonrasında %22 oldu son şarjımız. Hatta şuradan tüketimini de göstereyim size. Tüketimde gördüğünüz gibi sıfır olarak sonuçlandı doğal olarak. Son verilerimizde evet, merak ettiğiniz farklı hususlar için de yorumlara yazabilirsiniz. Oradan geri dönüş sağlayabiliriz. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi günler dilerim.